Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir etek çalışması yapacağız eteğimizde bir tane ipimi kullandım ve e, bu kadar ip kaldı vereceğim ölçülerde tam bir tane 100 gram ve 330 metre civarındaki ipimiz yeterli oldu. Alırken lütfen dikkat edin. Eğer 250 civarındaysa bu ölçüde olmayabilir. Yani 300 ve üzeri ipleri alırsanız çok rahat edersiniz. Yani 300 metre ve üzeri. Evet şimdi eteğimizin ölçüsüne bakalım kısmından başlıyorum uç noktaya kadar 26 santim olduğunu görmekteyiz bir bir buçuk yaşlarındaki çocuklarımız için uygun bir çalışma belde bakınız bel ölçüsü de tabii e, kilosu fazlaysa bebeklerimizin belimizi lütfen biraz daha e, fazla örerek eteğimizin e, ölçüsünü ayarlayabiliriz her şeyi bel ölçüsünde başlamakta yani başladığımız zaman belimizi yeterli ölçüde Etek kısmını modelimize uyguladıktan sonra hiç farklı işlem yapmadan dümdüz örerek tamamlamaktayız. Bakınız şu şekilde sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çiftimizi ördük ve eteğimiz yeterli uzunlukta oldu. Kullanılmaya hazır. Tek düğme kullandım. Dilerseniz iki düğme ile de çalışabilirsiniz. Tabi lastiği kalın yaptıysanız iki düğme daha hoş olabilmekte. Evet kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpim %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 184. Çok tatlı bir sarısı var. 100 gram ve 336 metre bir ip. İpimizi örmek için lastik kısmında 2,5 numarayı kullanıyorum. Etek kısmında ise 3 numaralı tığımı kullanmak istiyorum. Bunun numarası görülmediği için gösteremiyorum. Ama bakınız bunun numarası daha küçük olduğu belli olmakta. 2,5 ve 3 numaralı tığlarımla. Hemen lastiğimizi örmek için ipimi alıyorum ve başlıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. 11 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüşümü yapıyorum. 1 2 3. 3. zincirimin içerisine tığımın başını bir defa doluyorum. Geliyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve yanındaki zincirden devam ediyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum tek seferde alıyorum ve çok sıkmıyorum bakınız gayet yumuşak bir şekilde örüyorum rahat birer birer zincirimizin içerisine başını dolayarak giriyorum ve son zincirimin içerisine de girip tek seferde çekiyorum ve birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum Hemen ikinci sıramız için 1 ve 2. En sondaki çekmiş olduğum yerin üzerinden örüyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Arkasını örmeye başlarken yani ikinci sırayı örmeye başlarken tığımın başını doluyorum ve şu şekilde bakınız tepedeki görülen ikiye ayrılmış bölümlerin dış taraftakini alıyorum ve hemen zincirimin dibindekinden başlıyorum. Bakınız tekini alıyorum. 1. Tekini alıyorum tek seferde alıyorum şu şekilde bakın şöyle tuttuğum zaman daha güzel görünmekte. şöyle dış taraftakini alarak ilerliyorum ve lastiğimizi bu şekilde örüyoruz şimdi sıramızın sonuna kadar birlikte örelim bakınız dış taraftakini alıyorum ve tek seferde çekiyorum Dış taraftakini alıyorum. Tek seferde çekiyorum. En son trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Önce zincirimizi çekip sonra bakın çeviriyoruz. Hemen tığımın başını doluyorum. Şu şekilde bakıyoruz. Bakınız dıştan orta parmağımdan taraftaki bölümden alıyorum. Hemen dışarıdaki bakınız. Ve istediğim bel ölçüsü gelene kadar bu şekilde sürekli örerek ilerliyorum ta ki istediğim ölçü olunca duruyoruz ve birleştirip alt kısmına geçiyoruz son bakınız alıyorum çekiyorum bir ve iki örgümün yönünü çeviriyorum Hemen Evet yeterli ölçümüz gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bakınız önden ve arkadan aynı şekilde çok hoş görülmekte lastiğimiz. Evet örmeye devam edelim. İteğimiz için belimizin lastiğini örerek geldim. Hemen santim olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle bitiş yerine tutuyorum başlangıç yerimizde 44 santim ölçümüzün olduğunu görüyoruz kaç tane ördüğümüze bakalım şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 sadece düzleri sayıyoruz bakın 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29 tane ördük şimdi birleşme işlemini yapabiliriz. Birleşip eteğimizin model kısmına geçmeye başlayalım. İlmeğimi şöyle alıyorum. Şuraya geliyorum. Bakın hemen şuradaki bölüme batıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Yukarıya çıkıyorum. Aşağıya bir daha batıyorum. Ve burayı çok güzel bir şekilde sabitliyorum ve hemen modelimi uygulamaya başlıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum şuradaki düz örgümün içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum bir defa başını doluyorum bakınız tam buradaki düz örgünün içerisine batıyorum 3 defa da çekiyorum 2 ve 3 tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 defa da alıyorum ve toplamda 2 4 5 6 7 ve 8 tane trabzanımı örüyorum 8 trabzanımı aynı gözün içerisine ördüm bakınız 2 4 6 ve 8 2 zincir çektim 8 trabzanımı bir gözün içerisine ördüm şuradan düz devam eden yere 2 tane zincirimi çekiyorum 8. trabzanımdan sonra hemen şu aradaki görmüş olduğumuz şu kısma düz olan yere batıyorum tekrar bir iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bu kez şuradaki düz olan kısma giriyorum 8 tane trabzanımı buraya da örmeye başlıyorum 2 bir defa başını doluyorum bakınız 3 defa da alıyorum 1 2 3 1 2 3 sayalım 2 4 6 Tığımın numarasını büyütecektim unutmuşum. hemen 3'e geçiyorum bakınız 2 4 6 7 ve 8 Dilerseniz tabi 2 buçuk numaramızda da devam edebilirsiniz. 1 2 zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum 2 zincirim hemen yanındaki, düz bölüme batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum yine şuradaki düz bölüme geliyorum bir defa başını doluyorum 6 trabzan 8 trabzanımı örüyorum 1 2 3 1 2 3 1 çekiyorum 2 ve 3 Buna özellikle dikkat edelim trabzan boyumuz uzun olsun sayalım 2 4 6 7 ve 8 1 2 zincir çekiyorum hemen araya giriyorum Evet bakınız şu şekilde örmeye başladım 8 tane trabzanımı ördüm her trabzanımızı bir defa başını doladık 3 defa da çektik ve 8'inde aynı yuva içerisine battık 2 zincirimizi çektik hemen en yakınına denk gelecek yere batıyorum Tekrar iki zincir çektim. Şöyle bir e, batım yer atladıktan sonra diğer bölüme geçiyorum. 8 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Yeniden 2 zincir çekip hemen yandaki uygun yere batıyorum. 2 zincir çekip tekrar 8 tane trabzanımızı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki bölümün içerisine girelim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8 defa trabzanımızı örelim. Bakınız 5 ördüm. Hepsinin aynı yere batıyorum. 4 6 7 ve 8. 2 tane zincirimi çektim. Hemen uygun yere batıyorum. Yanındaki iki tane zincir çekiyorum. Düz örgümün içerisine giriyorum. 8 defa örmeye başlıyorum. Sayalım 2, 4, 6, 7 ve 8 2 zincirimizle hemen yanındaki bölüme batalım ve bu şekilde 8 tane trabzan 2 zincir bat 2 zincir çık şekliyle birinci sıramızı tamamlayalım İki tane zincirimi çekiyorum ve etek kısmında ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Bir tane yuvanın içerisine 8 tane trabzanımı örmüştüm. 8 trabzanı tam ikiye eşit olarak bölüyorum. Dört tanesini birer birer örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Diğer 4'ünü ise yine birer birer örüyorum. Gruplar arası geçişlerde aşağıda zincirlerimizi çekmiştik. Bakınız yukarıki grupta zincir çekmeden 4 trabzan sadece kendi içerisinde 2 zincirimiz 4 trabzanımızı örüyoruz. Grup arası zincir çekmiyoruz. Hemen örmeye başladım. Bir defa tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı bakın 8'in ilkinin ardından giriyorum. Çünkü öne şu şekilde kabartı düşmesini istiyorum. 3 defada örüyorum. 1-2-3 ikinciye aynı şekilde giriyorum 1 2 3 üçüncüye 1 2 3 4düncü trabzanımızı 1 2 3 4 tane trabzanımızı ardından girerek ördüm lütfen buraya dikkat edelim. şu kısmın önde olması lazım. Evet 2 tane zincirimi çekiyorum 4 tane trabzanım ördükten sonra. Diğer 4 trabzanımı örmeye başlıyorum. Hemen ardından girdim. 1 2 3 Diğerinin 1 2 3 3 defa da örüyoruz. 1 2 3 Evet birinci grubumuzu 4 trabzan ortaya 2 zincir 4 trabzan olarak bitirdim. Şimdi ikinci grubumuza geçiyoruz. Gruplar arası zincirimizi çekmiyoruz. Hemen tığımın başını bir defa doluyorum. İlk trabzanımın ardından şu şekilde giriyorum. Başlıyorum örmeye. 3 defa da alıyorum. Şöyle görelim. Bakın dört trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar kalan dört trabzanımı birer birer örmeye başlıyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi Üçüncü trabzanımı ve dördüncü trabzanımı da örerek tamamladım. Şöyle görelim. Bakınız iki tane modelimizi ördük. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Araya zincir çekmedik. İkinci grupta zincir çekmiyoruz. Sadece kendi arasında iki zincirimiz var. 4 trabzanımızı, 2 zincirimizi tekrar 4 trabzanımızı örüyoruz. 3. grubumuzda yine aynı işlemimizi yapmak için başlıyoruz. bzanlarımızı ardından girerek birer birer örüyorum ve dörer dörer ayırıp orraya 2 zincir çektim sonrasında yeniden diğer dördü örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 şöyle görelim Ve sıramızı bu şekilde dörder dörder örelim. Ortaya iki zinciri unutmayalım ve sıramızın sonunda görüşelim. Şöyle bakalım modelimiz iki sıradan oluşmaktaydı. Birinci sırasında 8 tane trabzanımızı örüyoruz. İkinci sırasında ise 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak ayırıyoruz. Grup aralarında zincir çekmiyorduk ve bu şekilde modelimiz iki sırada tamamlanmış oluyordu. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayabiliriz. Şu şekilde bakınız. 2 tane zincirimizin içerisine yine 8 tane trabzanımızı örüyoruz. 8 trabzanımızı ördükten sonra 2 zincirimizi çekip tam 2 grubun arasına batıyoruz. Tekrar 2 zincirimizi çekip diğer 2 zincir çektiğimiz alt sıradaki yere girerek yuvaya 8 tane trabzanımızı örüyoruz 2 zincir çekip buradaki görmüş olduğumuz bölüme batıyoruz yani şuradaki model grubumuzu buraya kurarak başlıyoruz ve üzerine de aynı şu şekilde dörder dörder ayırarak arasına 2 zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz hemen geçişimizi yaparak modelimizi kurmaya başlayalım hemen yanına batıyorum Bakınız hemen yanına battım. Başlangıçtaki ilk trabzanıma. Ve birer birer ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırarak şurada görmüş olduğum yuvanın içerisine kadar geliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Şu şekilde bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 8 olana kadar örüyoruz. Sayalım 2, 4, 6, 7. Bir tane daha ve 8. 8 trabzanımızı ördüm. 8 trabzanımızı yuvamızın içerisine ördükten sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Her iki grubun arasına gelerek batıyorum. Yeniden 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer 4 4'ün tam arasındaki bölüme girerek 8 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm 2 zincirimi çekiyorum araya batıyorum tekrar 2 zincirimi çekiyorum Diğer grubun ortasına batarak şurada yapmış olduğumuz gibi 8 tane trabzanımızı örüyoruz. Ve sıramızın başına kadar işlemimizi yaptıktan sonra bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi dörder dörder ayırarak modelimizi devam ettiriyoruz. Ve biraz büyütelim. İteğimizi örmeye devam ettim. 8 trabzan ve dörder dörder arasına ikişer zincir çekerek ilerlettik ve birer birer sıramızı tamamladık. Bakınız gruplarımızı ördük. Şimdi en son e, dilimimizi örüyorum. Son dilimimizde 8 trabzanımı yaptım ve diğer e, trabzanımıza geçişimizi sizlerle birlikte yapalım. 2 zincir çekip battım. Şöyle alalım. 2 zincirimi çektim. Tekrar buradaki 8 trabzanımın olduğu yere şu şekilde geçiyorum. Bakınız şöyle çekmiş olduğum ilk zincirin en tepe noktasına batıyorum ve 1, 2, 3, 4. Bakınız bütün geçişlerimizi bu şekilde yaptık. Hiçbir şekilde farklı, kabartılı, hoş olmayan ya da belir belirginleşen bir durum yok. Bütün grupların geçişleriyle aynı görülmekte. Yani göze batan hiçbir sıkıntı yok. Evet zincirimi çektikten sonra ardından giriyorum. 3 defa da alıyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3. Araya 2 zincirimizi çektikten sonra yeniden devam ediyorum. Şu şekilde görelim bakınız. Araya zincir çekmiyorum. Direkt diğer grubuma başlıyorum. iki zincir ve diğer dördü de aynı şekilde örelim sıramızı tamamlayalım. Evet son olarak trabzanlarımızı örerek tamamladım. Şimdi ölçüm benim için yeterli ee, örmüş olduğum uzunluk ölçüsü hemen santim olarak bakalım. Son sıramı kapatmak istiyorum artık şöyle yukarıdan tutuyorum. Aşağıya kadar baktığımda tam 25 santim olduğunu görmekteyim. Ee, daha açılacaktır aşağı doğru indikçe. Son kapanışı yapmaya artık hazırım. Hemen ipimin olduğu yere geliyorum zincirimi çektiğim yere gelerek direkt batıyorum ve birleşme işlemini yapıyorum şu şekilde birleştim ve son sıramı örüyorum bir iki tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve içten yani ters yönden örmeye başlıyorum şimdiye kadar hiç ters yönden örmedik bakınız eteğimizi tamamen hep düz yönden ördük bitiş sıramızı tersten örüyoruz ve başlıyorum iki zincirimi çektim arkasını çevirdim tamam başında doluyorum, iki trabzan arasına giriyorum tek seferde çekiyorum trabzanların arasına girdim tek seferde çektim buradaki iki zincirime ise bir iki üç dört defa batıyorum ve diğer trabzan aralarına giriyorum birer defa Her iki grup arasına batıyorum. Bir defa trabzan aralarıma giriyorum. Tekrar bakınız araya geldim. 1, 2, 3 ve 4. Devam ediyorum. 1, trabzan aralarına giriyorum. Birer defa her iki grup arasına bir defa batıyorum. Ve trabzanlarımın arasına başını birer defa doluyorum örüyorum şu ana kadar bir tane ipimi kullandım bakınız yine araya girdim dört defa örüyorum 2 3 ve 4 ve devam ediyorum birer birer ve şöyle görelim bakınız en son kapanış sıramızı bu şekilde yapıyoruz şöyle gayet güzel görülmekte başlangıç yerimizin dibine kadar bütün sıramızı ardından örerek gelelim Son olarak hemen trabzanımızın yanına geldim ve zincirimi çektiğim yere geliyorum. Şu şekilde batıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra ipimi hemen şöyle kesiyorum. Ve eteğimizi tamamlamış oluyoruz. İpimizi içeri almayı unutmayalım. Görüntüde herhangi bir göze batan durum olmasın. Evet, şu şekilde tamamladım ve kalan ipimizi de görmekteyiz. Kalan ipim de bu kadar. Şimdi bir tane ilik çalışmamızı yapalım. İlik çalışmamızda yaptıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek bakınız. Çok güzel, çok şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, şimdi iliğimizi de çalışalım. Ben düğmemi diktim. Bir tane düğme diktim. Hemen tam karşısına gelecek yere ileğimizi de yaptıktan sonra eteğimiz kullanıma hazır hale gelsin. bir tane zincirimi çekiyorum hemen örmeye başlıyorum şöyle alttan giriyorum bakınız en alttan atıyorum ve devam ediyorum birer birer sık iğne örerek yukarıya doğru çıkıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen bir iki atlıyorum. Üçüncü yere batıyorum ve başlangıç yerime de batıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra bakınız ileyim şu şekilde oluştu. Gayet güzel ve rahat bir çalışma. Hemen ipimizi keselim ve e, buradaki hem uçtaki hem de başlangıçtaki ilmek ipimizi içeriye gizleyelim. Eteğimiz kullanıma hazır hale gelsin. Evet eteğimizi iplerimizi de çektikten sonra tamamladım. Şu haliyle kullanılmaya hazır eteğimiz. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımda görüşeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.